Peki bu hafta teknoloji dünyasında acaba ne gibi gelişmeler oldu? İşte Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren telefon attığımızda her perşembe olduğu gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Evet, neler getirdiniz bize? Tam da bitirdiğiniz yerden başlayabiliriz aslında. Hay hay. Bu seçimi internetten takip ettik özellikle. Hı-hı. Pazar günkü seçimi. Şöyle bazı istatistikler var. Seçim gecesi Türkiye'nin normal günlük internet trafiğinin %50 artışı olmuş pazar günü. Hı-hı. %150 yani müthiş bir oran bu tabii. Ve bu trafiği %70'i mobil gerçekleşmiş. Hı-hı. Yani insanlar tablet ve akıllı telefonlarından, işte çeşitli siteler ve sosyal medyadan, sosyal medya mecralarından seçimi takip etmişler. Hı hı. Bu farkın oluşmasında tabii mobil cihazlara gelen trafiğin de önemli bir artışı olduğu çok net görülüyor. Yani seçimi internette takip ettik diyebiliriz. Sözü bittiği yerden başlayacak olursak. Ülkemizden bir haber var. Bart Üniversitesi. Buna geçmeden hemen başka bir şey aklıma geldi sizin cümlenizden. %70 mobil cihaz kullanıldı diyorsunuz. Genel anlamda da bu mobil cihazlar artık PC'lerin falan önüne geçiyor değil mi gittikçe? Tabii zaten 2 senedir satışları geçti. Evet. Yani akıllı telefon ve tablet satışları desktop'ta PC olarak kullandığımız laptop satışlarını geçti tüm dünyada da, Türkiye'de de. Oraya doğru gidiyoruz çünkü bu cihazlar artık birer telefondan ziyade çok işte geniş ekranlarıyla, birçok işlemci ve içindeki taşınabilir hard diskleriyle alternatif bilgisayar oldular. Ancak hani teknik olarak çeşitli disiplinlerden gelen mimarlar, mühendisler, kamuda çalışan, özellikle bu işleri yapanlar, çizim yapanlar desktopları kullanacaktır. Giderek mobile doğru gidiyoruz. Evet, yani kesinlikle öyle. Ülkemizden bir haber var. Evet. Bart Üniversitesi'nden ilginç bir haber. Türkiye dünyada ilk defa, özellikle bunu hani sizinle paylaşmak istedim. Bilgisayar mühendisliği bölümünde araştırma gösterip Burak Ceyhan'ın bu yüksek lisans tez çalışması şu ana kadar 750 kişi üzerinde denemiş ve %90 üzerinde başarı var. Parmak izinden cinsiyet belirleme. Üzerinde bir cihaz yapmış. Evet. Allah Allah. Hangi üniversite dediniz bir daha tekrar edin? Bartın Üniversitesi'nden evet. Burak Ceyhan. Bravo. Yani, evet. Evet. Burak Ceyhan hani çok da gurur verici bir şey. Evet. Alınan parmak izindeki belirtili kesit kırpıldıktan sonra sistem o kesit içinde yer alan çeşitli veriler aracılığıyla parmak izinin kadın ya da erkeğe ait olduğunu tahmin ediyor. Gibi 707 kişiden %90'ı doğru tespit etmişler. Geliştirmeye de devam ediyorlar. Müthiş. Belki bir sonraki adım bunu hani ticarileşmesi, hepimizin kullanabilecek hale gelmesi oluyor. Yani kurumların çok güzel parmak izinden cinsiyet tanıma sistemi olarak duyurmuş medyaya. Bunu aldık ve sizlere şey yapmak istedim. O zaman parmak izinden cinsiyet tanımlanabiliyorsa ileriki aşamada daha neler tanımlanabilir parmak izinden? Evet. Nerelere kadar gidebilir? Evet. Parmak izi biliyorsunuz her kişiye özel bir kod taşıyor. Evet. O parmak iziyle alakalı bazı yıpranmalar, sedef hastalığı veya bazı ağır işlerde çalışanların parmaklarında bazı sıkıntılar oluyor o izlerde. Onlar hariç çok başarılı sonuçlar veriyor diyebiliriz. Şeyden ilginç bir haber var. Facebook CEO'su Zuckerberg'den. Diyor ki İbn Haldun okuyun diye bir açıklama yaptı geçen hafta kendi hesaplarından. Biliyorsunuz İbn Haldun sosyolojinin kurucusu olarak biliniyor. Mukaddeme diye bir eseri var. Ve bu kitabı mutlaka okuması gerektiğini takipçilerine bunu söyledi. Tabii bu bayağı olay oldu. Sosyal içerikleri ve içtimai hayatı anlatan ünvan diye bir felsefesi var İbn Haldun'un. Bu kitabı mutlaka okuyun dedi ve böyle bir açıklama yaptı. Biz de bunu haber olarak sizlere duyurmak istedik. Gene bizi gururlandıracak bir haber belki. Hani bizim geldiğimiz noktayı göstermesi açısından YouTube 10. yılını kutluyor bu sene. Ve 10 yılın en iyi videolarının ilk 10'unu, en çok tıklanan, en çok izlenen 10 videoyu açıkladı. Türk Hava Yolları'nın videosu 1. sırada. Çok güzel. Hangisi? Messi'li olan bir reklamı vardı hatırlarsınız. O videosu 1. sırada efsane bir video olarak yer almış. Sultanahmet Meydanı'nda çektikleri video hatırlarsınız. O video 1. sırada yer almış ve sosyal medya reklamcılar katkısında vurgu yapan yarışma diye duyurmuş. Bu da bizim gururumuz oldu. Yaklaşık 111 milyar tıklama
olmuş yani. Hı hı. 111 milyar kez izlenmiş. Yine bir araştırma var. Online okumada, yani akıllı telefon ve tabletlerden okumada kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha çok okuduğunu açıklayan bir araştırma. Yapılan araştırma 32 bin kişi arasında yapılmış ve erkek öğrencilerin %30'u, kız öğrencilerin %38, yani %8'lik bir fark var. Dijital formattaki metinleri, sosyal medya postlarını ve e-postalarını, sosyal medya içerikleri ve e-postalarını okurken erkek öğrencilere göre daha fazla dijitali kullanıyorlar. Hı-hı. Erkek öğrenciler de basit içerikleri kullanıyorlarmış. Böyle bir soru çıkarmış. Yani online okumada kız öğrenciler erkekler önünde Türkiye'de. Bu ilginç bir sonuç. Demek ki daha çok kullanabiliyor özellikle sosyal medyayı kız öğrenciler. Genel olarak haberlerimiz böyle. Evet. Yarın TRT Radyo'da Dijital Hayat'ta Beyaz Perde teknolojiyi konuşacağız. Geçen hafta YSK'nın seçim okumasından dolayı okuyamamıştık. Programı yapamamıştık. Eğer sinema teknolojilerinde, Beyaz Perde teknolojilerinde bu konuları merak edenler bizi dinleyebilirler. Size de iyi yayınlar. Özetini de bizle paylaşırsınız önümüzdeki hafta. Evet, çok iyi olur. Komşuda pişer, bize de düşer. Peki, tamam. Çok teşekkür ederiz Sayın Bilal Eren. Kolay gelsin. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Tamam.